Erman. 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 Abiyeciğim, bak, cinnet geliyorum demez, benimki haber gönderdi, dört nala bu tarafa doğru geliyor. Bak, benim canımı sıkma, harbiden sana saldırırım bak şimdi yatakta, yeter ya, yeter ya, huzur ver yatayım ya. 100 kere dedim ki beni böyle dürte dürte uyandırma. Erman. 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 Ya kadın, sen ne kadar savaşçı ruhlu bir kadınsın ya. Ben senin düşmanın mıyım ya? Allah'ını seversen sen niye beni dürtüyorsun? He? Vele havvati vele kuvvet. Sen niye bana bunu yapıyorsun ya? Yani ki gazetelerin manşetlerini okuyorum bak. Karısını 32 parçaya böldü, gitti arka bahçeye gömdü. Benden uzaktır. Erman, saat gece yarısı oldu. Ne yapayım? Oldu da bana mı oldu? Oldu da bana mı oldu kızım? Ben ne yapayım? Ben 47'si miyim? Cinderella mıyım ben? Gidip öküz gibi o kıyardan benzin arabayı mı bekleyeceğim saat 12 oldu? Gelin kundurayı getirdik diye. Onu mu istiyorsun? Ben ne yapayım? Ben fantezi mi kurayım şimdi? İbre'ye ben mi dedim gel oraya diye? Sen ne yap biliyor musun Erman? Sen önce bu topraklardan çıkan, bizim kültürel mirasımızın en güzide örneklerinden olan Dede Soykut masallarını doğru öğren. Bir kere o at arabası hıyardan değil, karpuzdan yapılma. O kızın adı da kıl kedisi değil, kul kedisi. Yani yarı kedi, yarı insan da olsa o da Allah'ın bir kulu. Kızım sen ne içiyorsun ya? Sen hap mı kullanıyorsun? Sen niye bu kadar çok konuşuyorsun ya? Sana kim diyor bu kadar konuş diye? Kim konuşturuyor seni? Allah'ını seversen yat. Kuzuku seveyim yat. Erman. Erman, bak masalda mesela bir de kul kedisinin prens sevgilisi var. İsmi ismi Yakup. Bir gün yine gençler bu Yakup'un babasının sarayında parti verip dans edip eğleniyorlarmış. Allah yürü Yakup'um demiş. Bizim saf tarik Sindi de bunu yürü Yakup'um anlamış. Hemen dansı bırakıp yürümeye başlamış. Partiye girerken sarayın duvardan duvara halları pislenmesin diye ayakkabılarını çıkardığı için çıkışta telaştan ayakkabısının tekini giyememiş. Ay bir ayağında topuklu ayakkabı, öbür ayağı cız çıplak. Ya toparlaya toparlaya gitmeye başlamasın mı bizim şaşkalı Sindi? Ay, ondan sonra da işte bunun bütün anası, babası, akrabaları, üvey kardeşleri filan hepsi bununla alay geçmişler. Bu kızı bayağı bir eziklemişler Erman. Ya arkadaş, insanlar uyusunlar diye masal anlatırlar. Sen beni uyandırmak için masal anlatıyorsun ya. Yeter ya. Ya bu eziyet nedir ya Rabbim? Ben sana ne yaptım ki ya? Ben ne yaptım? Neden kullarını yaratırken itinayla davranmıyorsun? Kurban olduğum ya Rabbim. Takip et ne olur ya. O zaman sen nasıl bir kadınsın arkadaş ya? Sen kendi kendine saçmalamaya devam et. Ben uykuma devam ediyorum abi. Erman. Saat 12. 5 geçiyor. Toz için çok özür dilerim. Erman. Saat 12'yi 5 geçiyor. Yeni bir gün oldu yani artık. Bu yeni gün senin için hiçbir şey ifade etmiyor mu? Yo, etmiyor. Etmesi mi lazım? Erman, bugün günlerden ne? Abi. Bak, yarım saattir sana yat diyorum. Kurban oldum. Bugünün günlerden ne olduğunu bilmiyorum ama birazdan abiye kuzunun hakkın rahmetine kavuştuğu gün olarak nitelendireceğim. Yat ya. Erman, soruma cevap ver. Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah. Ya karı, gizli gizli beni yeniçeri yaptın ya. Kızım, ben nereden bileyim ayın kaçını kıçını? Bugün günlerden perşembe, ayın 9'u 10'u falandır işte. Yat, yat. Hayır Erman, bugün artık ayın 7'si. 7 Mayıs 2010 Cuma. Gerçekten mi?
7 Mayıs Cuma, 7 Mayıs Cuma, 7 Mayıs Cuma. Neydi 7 Mayıs Cuma? 7 Mayıs ne demek Erman? Bilmiyorum abiyem, ne demek yavrum? Gecenin bir vaktinde ibre nereye kadar gitmiş saatte, bak bakayım. Hala devam ediyorsun. 7 Mayıs. Tamam. Ben de diyorum bu kadın niye bu kadar çok şov yapıyor? Erman nihayet. Yani 7 Mayıs elektrik faturasının son günüydü. Ben de atladım, kusura kalma. Kusura kalma. Aferin, iyi ettin de hatırlattın. Bravo sana. Yarın bir postaneye gittim de cezasız yatırayım. Bana hatırlat. Şimdi uykulu olduğum için kafam biraz sersemli oldu, biliyor musun abiyem? Ya benim ne kadar mükemmel, ne kadar güzel, ne kadar düşünceli bir karım var ya. Kocasını uyandırıp faturalarını hatırlatıyor. Yok senin üstüne kadın ya. Vallahi diyorum bak. Bütünleşelim mi? Gel. Hadi Allah rahat versin. Lambayı söndür, çok yakmasın. Erman, şaka yapıyorsun değil mi? Yo. Bak gözlerime. Erman, gözün kapalı, görmüyorum ki. Açıyorum. Erman, sen gerçekten hatırlamıyor musun şimdi bugünün ne günü olduğunu? Arkadaş, kadın seni evlerden uzak etsinler ya. Sen ne kadar takıntılı bir... Ya bak, saatlerdir papağan gibi sürekli aynı lafları tekrar ediyorsun. Hatırlamıyorum. Sürmenaj oldum, hatırlamıyorum. Çünkü hamur işi yemekten beynim hamur oldu. Çocukların okul parası, manavı, kasabı, efendime söyleyeyim telefon faturası, elektrik faturası. Bunları kafama yazmaktan kafamda yazacak yer kalmadı abiyim, kusura kalma. Sen demek 7 Mayıs'ı unuttun Erman. Bak hala anlamıyor ya. Çok güzel Erman. Bravo Erman. Bir başka odunluğun altına daha imzanı çaktın Erman. Sana tebrik koyuyorum canlı gönülden. Sen rahat rahat uyu. Ama yarın gece postacı kıyafetini giyip kapımı tıklatmayı bilirsin. O zaman ben hatırlatacağım sana bunların hepsini. Lafı bile var. Gün olur, Erman döner. Uyudun mu kız? Evet, uyudum Erman. Bak ne diyeceğim. Hazır beni uykumdan etmişken seni bu hareketinden dolayı biraz cezalandırmamı ister misin ha? Erman, hiç boşuna sırnaşma, ben sana çok bozuğum. Bozukken ne kadar çekici oluyorsun biliyor musun abiyim? Erman. Efendim. Erman, sen gerçekten ne kadar yüzsüz, ne kadar arsız, ne kadar kalpsiz bir odunsun böyle. Devam et yavrum. Böyle sinirli sinirli bakıyorsun ya bana. Ne kadar çekicisin. Beni ne kadar tahriş ediyorsun biliyor musun? Açsana yorganı. Erman, acı patlıcanın kırağı çalmaz. O ne demek kız? Bilmiyorum ama laf buraya tam cuk oturdu gibi geldi. Kıraç ne, anlamadım ki. Neye kıra... Patlıcana kim geliyor lan? Ne diyorsun sen ya? Ya bir zevkimiz var onun da... Tövbe yarabbim ya. Arkadaş bir işe yarasın bari uyanmam ya. Hazır yatağın içi sıcakken. Soğuk oldu mu randıman alamıyorum ben ya. Samimi söylüyorum bak. Hani böyle yatağa ilk girdiğin zaman bir soğukluk hissediyorsun ya, ondan bahsediyorum yani. Ama sıcak olunca farklı oluyor randıman. O zaman kendine performans da etkileyebiliyorsun. Anlatabiliyor muyum? Mesela sen bana diyorsun ki çoraplarını çıkar. E şimdi çoraplarımı çıkardığım zaman yatak sıcak olmayınca bana bir soğukluk geliyor. Vücuden de o zaman yani performansını da etkiliyor senin. Normal bir insan gibi olmuyorsun yani, donarak titreyerek olur mu ya? Böyle olur mu ya abiye bak. Böyle olur mu ya? Sen söyle ya, Allah için söyle. Olur mu yani? Moralman da bozuluyorsun yani. Neden? Çünkü performans bozuk olunca insanın morali de bozuluyor yani. Ondan sonra da bana kızıyorsun yani. Hadi Erman, acele et Erman. Sabaha kadar senin bekleyeceğiz Erman. E sonra ne oluyor? Böyle baskı 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 kuruldukça
Benim yelkenlerim suya iniyor hayatım. Anlatabiliyor muyum yani? Yelkenlerim suya indiği zaman da ben böyle anguta dönüyorum. Ondan sonra kardeş kardeş uyuyoruz. Olmadı. Olmadı. Hazır randıman buradayken ve kan dolaşımı her tarafı etkilemişken gel bu işi bitirelim hadi yatalım. Bir dakika Erman. Erman bir dakika. Bir dakika. Erman. Ben bu gece ve hatta büyük ihtimal hayatımın sonuna kadar her gece Melodi'nin yanında yatacağım. Senin gibi bir ayı odunuyla aynı yatağı paylaşamam. Ne yapıyorsun kız? Evet sana diyorum. Ayı odunu ne kız? Aynaya bak görürsün Erman. Ayıyım ama önce insanım yani. Sen kendine bak. Allah Allah ya. Aldı yorganı da götürdü. Kız Melodi'nin odasında zaten yorgan vardı. Bak yine yatak buza döndü. Arkadaş bir performans gösteremeyeceğim ben bu evde ya. Bundan sonra geri dönsem bile randımanı rüyanda görürsün. Hemen yatıyorum. Oh. Yatak bana kaldı. Dondum, dondum ya. Ya dondum arkadaş, dondum ya. Allah senin belanı vermiş, yorganı götürdü ya. Baksana bize yine kahvaltı hazırlamamış. Duygu sömürüsü yaparak olayı kırmaya çalışıyor. Görmüyor musun? Siz olmasanız ben ne yapardım? Anne. İyi ki doğurmuşum sizi. En azından sizin bugünü hatırlamanız. Bu güzide günde beni unutmadığınızı göstermenizle duygusallığa geçiş yaptım yavrularım. Size tam okula gider ayak. İçinizi bürküttüm affedersiniz. Ay bugün ne günü ki ya? Tabii benim doğum günüm ne günü olacak? Siz de mi unutmuştunuz yoksa? Sürpriz! İyi ki doğdun anne. İyi ki doğdun anne, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun, mutlu yıllar sana. Ben ne kadar mükemmel çocuklar yetiştirmişim böyle. Annelerinin doğum gününde sürprizler hazırlıyorlar. Sürprizler hazırlıyorlar. Çocuklar affedersiniz. Tekrar duygusallığa geçiş yaptım. Hiç unutmayacağım. Benim yavrularım bana sürprizler hazırlıyorlar. Yavrum. Ay size de keşke yumurta kıraydım ama sonuncusu oldu bu. Bugün de benim özel bir günüm. Anlayışınıza sığınıyorum. Benim canım yavrular. Geliyorum. Sarılmaya geliyorum. Hazır mısınız? Yavrularım. Abiye kuzu, tanı kocanı, tanı.
Erman kuzu senin doğum gününü unutur mu? Kız abiye. Hem doğum gününü unutmadın hem de sana hediye aldığımı görünce akşam yatakta sen beni cezalandıracaksın. Senin ağzını yerim ağzını. Abiye. Abiye. Mutfakta galiba. Günaydın babacığım. Biz de tam sana bakıyorduk. Neden acaba? Neden acaba? Tut. Bak bak. Ah. Sağ ol babacığım. Bir daha ağzını yavalamadan konuş. Ağzını gevelemeden konuş. Kuzu etek boyu ne? İndir aşağı demedim ben sana. Çekme yukarı. İndir aşağı! Diskoteye mi gidiyorsun, okula mı gidiyorsun? Köpek! Sen bunun abisi değil misin oğlum? Bu tarafa gel. Yorma beni. Baba. Bu tarafa gel. Okuz. Sen bunun abisi değil misin? Ha? Ne gezdiriyorsun lan kardeşim böyle? Köpek! Köpek! Geç gidin bu tarafa. Ana kız nerede? Mutfakta. Kim var mutfakta? Kimse yok, tek başına. Yalnız yanına girmesen senin için çok daha iyi olur babacığım. Niye? Çünkü şu anda çok fazla can güvenliğin yok mutfakta. Hani etrafta çatal bıçak gibi kesici aletler var ya, o açıdan yani. Hiç gelirim ağzın gebeliyor konuş diye. At yazı mı geçeceğiz konuşurken? Köpek! Geç tarafa! Şimdi ben mutfağa niye gidemiyorum? Bana tane tane anlatın bakayım. Niye gidemiyorum? Ben söyle. Çünkü bugün annemin doğum günüymüş. Evet. Ve sen de bunu unutmuşsun. Evet. Annem o yüzden sana fena halde bozuk babacığım. Kim unut? Ben mi unutmuşum? Kız siz nasıl bir eşeksiniz? Kim unutacak be? Görmüyor musun doğum günü hediyesi? Ben ananızı unutmuş numarası yaptım. Manyaklar. Aa babam hediye almış gerçekten. Aa baba hani sen para boş boşuna çarçur oluyor diye bizim evde bayram açlıklarını... ...yılbaşlarında ve doğum günlerinde birbirimize hediye alıp vermemizi falan hep yasaklamıştın. Ne oldu? Kızım o yasak hala geçerli. Sadece ananızın doğum günü diye bu yasağı dedim. Anladın beni? O yasak hala geçerli. Duydun beni? Bir daha da bana öyle şekil tutma. Köpek! İndir eti! Yani bana öyle mi? Oo sen ne diyorsun babacığım? O çağ dışı, zavallı, öküz odunun... ...yani bir daha yüzünü bile görmek istemiyorum dedim. Sen konuşurken babanın yüzüne mi tükürüyorsun? Öküz. Ha? Babanın yüzüne mi tükürüyorsun ağzını geveleyerek? Öküz. Özür dilerim baba. Sen ne biçim konuşuyorsun lan? Baba ben ne dedim şimdi ya? Ben sana bir şey dedim dedim mi? Ne biçim konuşuyorsun babanla köpek? Hadi binin gidin lan. Binin gidin okulunuza hadi. Çık. Ya bu ne kadar bela iki tane çocuk ya. Kızım o ne lan? O ne lan? O palyaço ayakkabıların ne lan? Çıkın gidin lan çabuk. Ayakkabı bir tane gelsin kaç. Yol iş. Al çık çantanı. Al çık. Çık. Allah Allah. Bir dakika bir dakika. Hazır abiye bana küsmüşken. Surat asmışken sıfır abiyeli huzur dolu günü ben niye akşama kadar yaşamayayım ya? Bu da benim hakkım değil mi? Ben bu dümeni eğer akşama kadar sürdürürsem abiyenin dırdırından, abiyenin çenesinden kurtulurum arkadaş. Lan bebeler gelin gelin, girin içeri. Ayaklarını çıkar köpek, çıkar ayaklarını. Çıkar ayaklarını. Seni çıkar geç. Geç şuradan. Bana bakın lan. Bu numarayı akşama kadar devam ettireceğim. Duydunuz beni? Anladınız mı? Hı hı.
Eğer ananıza kalkıp da okuldan geldikten sonra anne babam doğum günü unutmadı, sana gitti hediye aldı falan gibi bir kelime kullanırsanız akşama kadar sizi yaş odunla döverim. Duydunuz mu beni? Duyduk baba ama bu biraz sana pahalıya patlar. Vay, devlet memurundan rüşvet istiyorsunuz ha? Evet. En zoru seçiyorsun yani. Al. Parayı cebine koy, oralara gösterme, ayakkabılarını giy, çık. Çık, o ne lan fosforlu? Çık, 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 çık. Türk balığı, Türk balığı hey. Baba bana para ver, baba der ne? Türk balığı, Türk balığı hey. Baba bana para ver, baba der ne? Sen bana Kleopatralık yapıyorsun he? Günaydın abi. Bana oradan iki tane yumurta kır da kahvaltımı yapayım gideyim iş, hadi. Arkadaş kahvaltı dedi mi pizza ya? Kahvaltı dedi mi pizza ya? Allah'ını seversen yeter ya. Hamur yemekten beynim hamura döndü. Vallahi şapka olmuyor, kafam büyüdü ya. Sokrates. Allah'ım sana şükürler olsun. Sabah sabah bana pizza da yedirse abiyem, sıfırayı böyle sessiz ve sakin kurması beni o kadar mutlu etti ki. Kurban oldum ya Rabbi, ne olur bozma. Lan çenem gidiyor lan çenem. Öyle bir ağır ki. Türk balı ho, Türk balı hey. Baba bana para ver.